Buna ilişkin bu yaklaşımı ayakta tutan ve bizi bu yaklaşıma tehdit olarak karşımızda duran şeyler neler olabilir? Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken beraberinde tehditleri de ortaya koymakta. Teknolojik ilerleme patolojik bir suçlunun elinde balta gibidir. Sözünü ben 2014 ya da 2015 yıllarında izlediğim bir videonun üst başlığı olarak görmüştüm. Merakla izlemeyi sürdürdüm. Sonunda videonun bitiminde önümüzdeki çağın sürprizler çağı olarak nitelendirdiği bir değerlendirme vardı. Sürprizler çağında da neyle karşılaşacağımızı bu videoyu düzenleyenler bile emin olun bilmiyorlardı. Dolayısıyla bu teknolojik ilerlemeyi patolojik suçların elindeki bir baltaya benzetirsek, bu baltayı kimler kullanabilir ve nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Öncelikle uluslararası avantaj arayan ve üstünlük kurmak isteyen devlet aktörlerinden bahsedebiliriz. Malum mücadele asla bitmiyor. Dolayısıyla bu mücadele içerisinde tüm devlet aktörleri, rakip gördükleri aktörler için bir araştırma ve sorgulama faaliyeti içerisindeler. Milli güvenliğin temel unsuru insan olduğuna göre bu anlamda her bir insanın istismar edilebilecek her türlü alışkanlığı ve zafiyet alanı hakkında bilgi edinme faaliyeti sürekli devam etmekte. Yine istihbarat elde etmek isteyen rakipler, bunlar ticari alanda da olabilir. Ticari alanda kendi ülkeniz için bir ihaleye girerken ihale birim fiyatı hakkında yapacağınız yanlış bir değerlendirme, yanlış bir konuşma sizin bunu kaybetmenizi ve büyük bir gelirden yoksun olmanıza neden olacaktır. Para kazanmak isteyen suçlular zaten durmak bilmeden milyonlarca veri setini çalarak ticarete konu hale getirmekte. Bunun dışında hizmet aksatmayı amaçlayan ve yetenekleri test eden korsanlar tek başına çeşitli devlet ve ülkelerin kritik altyapılarını dahi tehdit olmayı sürdürmekteler. Bu ileri seviyedeki teknolojik gelişim bu anlamdaki azim ve hırsla birleştiğinde ve devletlerin de imkan ve kapasitesini kullanarak saldırıların otomatize etmesi, daha karmaşık, yıkıcı, tespiti zor ve hedef odaklı saldırıların yaygınlaşmasını sağlamak. Peki bu noktaya kadar tespit ettiğimiz hususlar hakkında bunlar olgular, tehditler ve bu olgu ve tehditlere karşı yaptığımız ya da yapabileceğimiz şeyler neler olabilir? Birincisi globalleşen dünyada ülkenin verisinin ve dijital altyapılarının korunması, ülke sınırlarının korunması na eşdeğer ve en az onun kadar önemli olduğu gerçeğini asla unutmamamız gerekiyor. Diğer bir alan insan, teknoloji, organizasyon yapısı, yasal düzenlemeler, ulusal uluslararası işbirliği boyutlarının her birinde atılacak doğru ve bilinçli adımlarla ancak yıkıcı etkilerden korunmak mümkün olacak. Elimizde yapay zeka varsa bu yapay zekayı kişisel verilerin korunması anlamındaki veri tabanlarını süzgeçlerken ki ortaya koyduğumuz yaklaşım ve katma değeri aynı zamanda savunma araçlarını kullanırken de ortaya koymayı bilmeliyiz. Tabii tüm bunları yaparken acaba sahip olduğumuz bir hukuki çerçeve mevcut mu? Bu faaliyetleri bu hukuki çerçeve altında senkronize edebiliyor muyuz? Bu hukuki çerçeve bize yaygın sorumluluk anlayışını getirip bir takım eylemleri sahaya yansıtmamıza dayanak teşkil ediyor mu? O konudaki değerlendirmeye baktığımızda karşımıza kişisel verilerin korunması kanunu çıkmakta. Kanunun olgunlaşması ve kanunlaşması sürecine değin. Geçirilen bir takım aşamalar, ülkemizin, devletimizin altına imza attığı çeşitli uluslararası sözleşmeler ve hukuki tartışmalar mevcut. Ancak şu anda işler olan
ve her birimizin sorumluluğunu gerektiren kişisel verilerin korunması kanununda milli güvenlik anlamında kanaatimce en dikkate değer düzenleme kişisel veri sorumlularının bu verileri korumak adına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorunda olduklarına ilişkin çerçeve düzenlemedir. Bu düzenlemedeki mahiyete baktığımızda alt kırılımların olmadığını görürüz. Bu çerçeve düzenleme uyarınca atılacak adımları bir sorgulama, teknolojik gelişimin takibi ve ne gereklidir değerlendirmesinden sonra gerekli olanı bulup uygulamaya sokma anlamında adımlar silsilesi olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda sarf edilecek çabanın kendisi esasen milli güvenliğin teminini sağlayacak ana faktörlerden de bir tanesi olmakta. Tabii kanun yayınlanmazdan önce Anayasa Mahkemesi bir kararında son derece isabetli olarak kişisel verilerin geçmişte olduğundan daha çok fazla korunmaya muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Bu önemli bir karar olduğunu değerlendiriyorum. Neden? Özel sektörün faaliyet alanları ve özellikle terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirmeye yönelik faaliyetlerin artması bu kararın bu anlamda vurgu noktası olmuştur. Bunun dışında aslında doğrudan milli güvenlik, kamu düzeni ve kişisel verilerin korunması olgularını bir arada bulunduran ve bu anlamda önemli bir çaba tesisinin şart olduğunu ortaya koyan hukuki düzenleme 2019 ve 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olmuştur. Bu genelgeye baktığımızda şöyle bir düzenleme karşımıza çıkar. Karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Girişinin hemen ardından önem itibariyle ilk maddede nüfus sağlık ve iletişim kayıt bilgileriyle genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurt içinde güvenli bir şekilde depolanacaktır düzenlemesi mevcuttur. Bu düzenlemeye bakıldığında ve genelgenin ilk maddesine nüfus sağlık ve iletişim kayıt bilgileri şeklinde devam eden veriler konulduğunda bu verilerin kuşkusuz kişisel veriler olduğu açık. Dolayısıyla kişisel verilerin yurt içinde sağlıklı ve uygun şartlarda muhafaza edilmesinin milli güvenliğin temel unsuru olduğu 2019-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ortaya da konulmuştur. Genelgenin devam eden kısımlarında kamu, kurum ve kuruluşların da buna ilişkin alması gereken tedbir ve eylemlerine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Yine bu genelge uyarınca Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Dijital Dönüşüm Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanıp toplum yararına sunulmuş ve yayımlanmıştır. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi incelendiğinde bu rehberin içinde genelge uyarınca uyulması gereken tedbirler ve kişisel verilerin uygun şartlarda nasıl korunması gerektiğine dair gerekli açıklamaları bulabileceğiz.